kedimin kaybolduğuna dair ve bulan kişiye 20 bin lira ödül vereceğime dair bir kayıp ilanımız var. Benim çocuğum kaybolmuş, senin bana yaptığın şeye bak. Emin misiniz benim kedim olduğuna? Tamam, ben size ihbar göndereyim o zaman. Fotoğrafını gönderebilir misiniz bana? Kapora gönderseniz gönderirim. Ne kadar istiyorsan vereceğim abi. Fotoğraf konum, bir de IBAN gönderin. Kediyi buldum, kedi bende. Benim zaten canım gitmiş, benim çocuğum evladım kaybolmuş. Ben bir de aranacağım, benim param gidecek. Ben canıma mı üzüleyim, parama mı üzüleyim? Burada hangisine üzüleyim? Üç kere alkış yapınca bir zıplıyor sağa sola. Yapıyor mu, bakar mısınız? Emin olmak için şey yapar mısınız? Hani mişani diye üstüne doğru gidin. Bıdık 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 deyince yanınıza gelmesi lazım. Bir deneyin, yapıyor mu? Ama pış pış bıdık 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 bıdık. Kedinin yanına bir gidin. Ey Lolo Lolo deyin. Bak ama başa ey eklemeyi unutmayın, cevap veriyor. Hoppidik 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 diye üstüne doğru gidin, o da sizin üstünüzü hoppidik 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 yaparak geliyor. Muharrem 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 yap, gelir abi o. Arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kedim kayboldu. Şimdi nasıl kayboldu? Ben bu seriyi çok görüyordum. Ya çok eski bir seri bu zaten. Yıllardır görüyordum. Diyordum ki acaba gerçekten arıyorlar mı? Ya da arayanlar gerçekten dolandırıcı mı? En çok aslında bunu merak ettiğim için biz bu videoyu çekme kararı aldık. Fazla da vakit kaybetmeyeceğim. Hemen size detay anlatayım. Kedimin kaybolduğuna dair ve bulan kişiye 20 bin lira ödül vereceğime dair bir kayıp ilanımız var. Ve bu kayıp ilanı şimdi öncelikle otobüs durakları, mahallelerin en içlik yerlerine yapıştıracağız. Daha sonra evimize geçeceğiz. Uslu uslu telefonun çalması bekleyeceğiz. Umarım çalar. Video boş olmaz. Yani umarım çalmaz. Gerçekten böyle dolandırıcı insan. Çok ikilemdeyim, muallaktayım. Bütün cevabı geçince zaten göreceğiz. Hadi bakalım. En iyi ilan gezen ilandır. Eve geçeceğiz, telefonumuzun çalmasını bekleyeceğiz. Yani bilmiyorum ya, çalsa mı çalmasa mı? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal, bir değnek iki ucu da boklu. Yani tamamen o deyimleri ben şu an yaşıyorum. Şimdi telefonum çalmazsa üzülmeyeceğim. İnsanlar dolandırıcı değil. Ha, üzüleceğim tek şey video şey olacak ama telefonum çalarsa hem üzüleceğim, insanlar dolandırıcı ama bir yandan da sevineceğim. Video güzel oldu diye. Yani o yüzden eve gidelim, telefonumuzu açalım, oturalım koltuğumuza. Bekleyeceğiz sadece. Bekleyeceğiz mi? Hadi. Kaç dakika oldu Oğuz biz? Eve geleli 20. Aa! Tam diyecektim ki 20-25 dakikadır hiç çalmadı. Alo. Aleykümselam. Abi işten aldım numaranızı. Kedini sahipsiz misiniz? Evet, evet. Ben kediyi buldum ama şöyle bir durum var şimdi. Kedinle değil mi, ben nereden bileceğim ki bunu? Memleketi, kedim alıyorum, seçiyorum falan, bilemem ki bunu. Nereden bileceğim? Ne anlattı lan bu? Ben benim olmayan bir kediyi niye paylaşayım ki? Ama bilemiyorum işte. Seslenin. Sesi duyarlı. Evet, evet. Tamam, ben geleyim yanınıza. Yok, sen önce bana bir kanıtla kedinin senin olduğunu. Ne yapmamı istiyorsun mesela? Video atayım. Sen bana 2000 lira gönder depozito olarak. Bu ne alaka? Depozito olarak 2000 mi istiyorsunuz? Madem kedi senin, çok koy. Yanlış mı lan 2000 lira mesela? Sen bana bir fotoğraf at, ben sana 5000 göndereyim direkt. Anlam, fotoğrafını atacağım. Akışa koymuşsun zaten fotoğrafı. Yani bulduysanız, kedi sizdeyse bana video gönderin, ben paranızı göndereyim, bir de konum atın geleyim. Tamam, ben sana video göndereceğim. Bir saat içinde o zaman eve geçince. Tamam. Nerede gördün bu arada afişi? Seçmenin orada otobüs durağında gördüm afişi. Tamam. Ne kadar atayım ben? Sen bana 500 lira yol parası at. Tamam, ben o zaman öyle yapayım, göndereyim abi. Tamam. Abi bakın ona, tamam mı? Dışarı atmayın. Parayı atıyor mu ben? Aaa. Bu gerçekmiş o zaman bu muhabbet. Nasıl ya? 500 lira için. Bu arada kaybetsem 500 lira falan gözüme gelmez de. Hayvan burada. Benim evet. Yok, kaybolmadım bir şey. Gönderelim mi? Biraz ikna olduğum gibi. 25 dakika olmuş, biz oturmuşuz böyle bekliyoruz. Biz kahvaltı falan yaptık. Telefonu da yarımıza aldık. Kamerayı kurmuştuk zaten, hani dedik en azından biri ararsa direkt koştur gelir kayda başlarız. Tam da şey diyecektik. Gerçi arayan soran yok. Muhtemelen bu gidişle de kimse aramayacak. Demek ki bu videolar fakemiş diyecektik ama bir tane telefon çaldı ve ben artık bir şüphelenmedim değil. Biz de mi artık bu sektöre girsek? Aa, WhatsApp'tan falan hiç mesaj var mı ki? Abi aynı kişi mi acaba? Alo. Merhaba, ben kedi için aradım ama. Evet evet, buldunuz mu? Kedi nerede kayboldu? Ya hiçbir şey yazmamışsınız ki, her taraf o kediden kayboldu. Kedi nerede kayboldu? Atapark'ta. Ben de kuşcağızdayım. Ya burada bir tane var da. Nerede tam? Yaklaşmıyor. Nasıl yaklaşmıyor? Yaklaşmıyor yani. Adıyla seslenin bir, Lolo deyin. Lolo gel. Geliyor mu? Gelmiyor. Siz gidin. Belki sizi görünce gelirsiniz. Bana fotoğrafını bir gönderin. Tamam.
Ben geleyim. Tam neredesiniz şimdi? Ben şu an Kuşcan'da anneyebiliyor musunuz? Hı. Oralardayım. Tamam, siz bana bir fotoğrafını atın kedinin. Tamam. Eğer doluysa ben geleyim. Tamam. Acaba nasıl bir kedi gelecek? Düşünsene bir de aynısıymış. Oğlum, bir de benim doluyu story attığım fotoğrafı atmış bana. Alo. Alo, efendim. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Neden? Bu benim paylaştığım fotoğraf zaten daha önce. Bana attığınız fotoğraftaki kedi zaten benim kedimin fotoğrafı. Ya aslında şöyle, ben size asarken gördüm afişi. Sonra düşündüm ki beraber arabaya gideriz. Siz gelseniz bir kahve içsek sonra beraber yolu arasak. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben şu an kötü bir psikolojideyim ve senin yaptığın hiç hoş bir şey değil. Benim çocuğum kaybolmuş, senin bana yaptığın şeye bak. Ben bunu telafi edeceğim. Lütfen gelir misin? Ya işte... Gitsem bir kahve içmeye, videoyu burada bölsem bir kahve içmeye gitsem. Düşün ki kedin kayboluyor. Zaten biriyle tanışıyorsun, evleniyorsun. Güzel hikaye. Neyse, ilk arayana göre ikinci bence biraz daha masum bu arada arkadaşlar. Yani düşünsenize, biri dolandırmak için arıyor, birisi date'e çıkmak için, böyle tanışmak için fırsat... Hala kahveye çağırıyor. Gerçekten bizim hayvanımız kaybolsa kimse bizi aramayacak mı? Aa. Çaldı. Alo. İyi günler. İyi günler. Kayıp kedi için aramışım ama. Buldunuz mu? Nerede? Yeni doğanda. Nasıl gitti oraya ki? Emin misiniz benim kedim olduğuna? Resimde gördüğüm aynısı, sadece rengi biraz sarar gibi beyaz yerleri. Kimlemiş galiba? Seslensenize, bir adına tepki veriyor mu? Adı ne? Lolo. Lolo bakıyor bana öyle. Bakıyor mu? Fotoğraftaki gibi bakıyor. Allah Allah. Oraya nasıl gitmiş ki? Bilmiyorum, belki bir arabayla falan geçmiş olabilir. Anladım. Peki şey yapsak, siz bana fotoğrafını atabilir misiniz? Ama önce bir kedinin benim kedim olduğuna bir emin olmam lazım. Ben eminim. Beyefendi, benim de emin olmam lazım. Hatta benim son kararım yani. Fotoğrafını gönderebilir misiniz bana? Kapora gönderseniz gönderirim. Ne kadar? Ödül 20 lira değil mi? Ödül 20 bin lira. 5 bin lira bana gönderin, ben size fotoğrafını göndereyim. 15 bin lira da geri tanımlayayım. Tamam, bir seslensenize bir daha. 3 kere Lolo deyince miyavlıyor. Lolo 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 deyince peş peşe. Bir der misiniz? Abi o benim kedim de, ben kedim ne olur ne kadar istiyorsan vereceğim abi. Yalnız 20 bin lira az ya. Alkış yapınca da zıplıyordu, bir dener misiniz? Yattı yere, yattı, zıplamadı. Siz bana o zaman bir IBAN gönderin. Ben şey yapayım, göndereyim size kaporayı. Bir de konum atın bana, ben geleyim. Tamam, ben size IBAN gönderiyorum. Bana gönderdiğiniz o fotoğrafı gönderirim, sana da konum gönderirim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Rica ederim. Abi sağ ol. Son kez bir de benim için bir daha bir seslenir misin abi, 3 kez? Beni bana atın, ben size göndereyim. Tamam, teşekkür ederim. Ya senin ne işin var yeni doğanda ya? Lolo lolo lolo. Bir miyav yap. Miyav yap, miyav, miyav de. Miyav de, miyav, miyav. Miyav. Arkadaşlar, dolandırıcımız da muhtemelen yeni doğan taraflarından. Da yeni doğan ne alaka? Biraz mantıklı dolandırın bari kardeşim. Hani deyin ki ilanı gördüğünüz semtin civarında olun. Bu kedi tek başına yeni doğana nasıl gitsin? Ya ben Keçiören'deyim arkadaşlar. Keçiören'le yeni doğan arası ortalama bir dur be kedi be. 15 kilometre falan. Şşş! Acıtıyorsun, acıtıyor. Dur! Alt tarafı bir kayıp ilanı verdim. Aa, git lan! Git, deli misin? Ya ben bu kediye ne yaptım şimdi? Durdu yere bana saldırıyor. Bak. Senin bir sıkıntın. Bak çocuk, seni tek başına yeni doğana gönderirim. Otur şurada efendi gibi. Otur, bak insanlar bizi izliyor. Aha bak, biri daha arıyor. Miyav de. Alo. Alo. Efendim. Kolay gelsin. Merhaba. Ben bu ilanınız için aradım ama hani kayıp bir kedi varmış. Evet evet, buldunuz mu? Evet, kedi şu an benim yanımda. Ben buldum kediyi. Tamam. Ödül vermiş sanırım. Evet. İsterseniz ben şu an kedinin fotoğrafını bana atabilirim size. Fakat ben şu an dışarıdayım. Hava da malum soğuk. Bana bir önden 2000 TL göndermeniz mümkün mü acaba, kediyi ben eve götürsem? Size de fotoğrafını atsam, daha sonra gelip alabilirsiniz. Kedi evde değil mi zaten? Hayır, kediyi ben sokakta buldum. Tamam. Dışarıdayım ben şu anda. Kediyi eve götüreceğim, sokakta kalmaması için. Tamam. Yoksa bırakacağım. Video çekemiyorum. Ya şu an ben tepki vermiyorum. Muhtemelen yabancı olduğum için diye düşünüyorum. Ama dilerseniz fotoğrafını atabilirim size. Oğlum, 3 kere alkış yapınca bir zıplıyor sağa sola. Yapıyor mu, bakar mısınız? Koşabiliyor mu? Patisinde bir şey var mı, yarası marası? Yok, hiçbir şey yok. Sadece çok korkmuştu sanırım. Titriyor böyle biraz soğuktan. Dedi, eğer ondan bir miktar yollayabilirseniz ben taksiyle direkt eve götüreyim. Çünkü çok üşümüş. Ben yok, hiç uğraşma. Ben size göndereyim. Siz taksiyle alın, direkt benim vereceğim adrese gelin. Tamam, olur, o da olur.
Tamam, emin olmak için şey yapar mısınız? Hani miş, hani miş, hani miş, hani miş, hani miş, hani miş diye üstüne doğru gider. Geldi mi? Biraz sanırım oynamaya çalışıyor ama dediğim gibi biraz da korkuyor ve titriyor şu an. Siz bana konum gönderin. Ben size bir de parayı göndereceğim. Bir de şey kusura bakma, heyecandan biraz konuşamıyorum. Fotoğraf, konum, bir de IBAN gönderin. Ben gelene kadar da ne olur bir 30 saniyede bir hani miş, hani miş, hani miş, hani miş yapın, olur mu? Tamam. Bir kere daha yapar mısınız miyavlar belki? Hani miş, hani miş, lan o hani miş, hani miş. Tamam, ben atın geleceğim. IBAN'ımı atıyorum. Tamam. Tamam. Hani miş, hani miş, hani miş. Kafayı yiyeceğim. Bu insanlarla mı uğraşayım, seninle mi uğraşayım ya? Ne biçim bir kedi oldun benim başıma ya? Ya para insana neler yaptırıyor ya? Bir saniye, hesaplaşılması gereken bir konu var. Sen ben insanlarla telefonda konuşurken bana niye artistik yapıyorsun? Ben insanlarla burada iletişim kuruyorum. Ben seni bulmaya çalışıyorum. Sen bana... Oğlum. Mek. Ben burada insanlarla iletişim kuruyorum. Yapma Oğuz amcası, yapma sinirli. Oğuz bak üstüne atlayacak şimdi. Aha. Numarada. Lolo'yu alman lazım. Alamıyorum oğlum, nasıl? Nasıl alamıyorum, ben alayım dur. Görüşmeleri artık Lolo'yla çıkacağım arkadaşlar. Sus, seni bulmuşlar. Gel seni bulmuşlar, gel. Alo. Merhaba, iyi günler. Nerede gördünüz? Direkte gördüm. Tamam. Pankart vardı. Kediyi nerede? Kediyi buldum, kedi bende. Pankart diye afiş o ya. Evet. Kediyi istediğiniz yere getireyim, ödül alayım. Tamam. Lolo olduğuna emin miyiz? Abi adıyla seslenin, cevap veriyor mu Lolo deyince? Veriyor. Seslenin bir. Lolo, bakın geliyor sesi. Geldi mi? Ben niye duyamadım? Duyamaz. Ya şey, içeride birazcık hırçın. Yani dışarıda çok şey olmuş. Korkmuş. Siz kendi evinize mi aldınız? Evet. Bana fotoğrafını atabilir misiniz peki? Tamam, atın. Eğer doluysa ben alayım. Siz nerede buldunuz bu arada? Keçiören'de. Pislenmiş miydi üstü? Evet, çok pislenmişti. Yıkadınız mı? Yok, yıkamadım. Sadece patileri sildim. Bir Allah'ın kulu Lolo'nun patisini silebilirim. Peki şey yapsanız, bıdık 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 deyince yanınıza gelmesi lazım. Bir deneyin, yapıyor mu? Ama peş peşe bıdık 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 bıdık. Bıdık 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 bıdık. Geliyor. Geliyor mu? Bir şey yapın, siz koştura durun, bıdık 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 diye peşinizden koşuyorsa ben de şimdi evden çıkıp koşarak gelmeye başlayacağım. Koşuyor. Bıdık 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 bıdık. Geliyor, her şey böyle çok korkmuş. Siz onu tutun, çıkmasın evden, ben konum atın. Tamam, ben adresi atarım. Tamam hadi. O ses sizden mi geldi? Hangisi? Kedi sesi. Evet. Tamam. Tamam. Tamam, teşekkürler, tamam. Tamam, bak yine miyavladı. Ben hemen. Tamam, bekliyorum. Bu nasıl dolandıracak acaba? Gerçekten bir kedi buldu, eve mi aldı ki bu? Kötü bir durum arkadaşlar. Dolandırmaya çalışmak. Al da bir şey yapmaz, al. Al bana doğru getir ya. Nasıl? Oksan Lolo'yu yakalayamıyor. Bıdık 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 yap, geliyor. Bir sonraki kişiyi de şey diyelim, evin ışıklarını açıp kapatabiliyor mu kedi? Lolo buraya gel. Gel oğlum. Lan yakalasana. Şu oradan. Kanka sesli mesaj gelmiş. 4 tane. Lolo, hani miş. Hani miş. Oğlum, aa, bak. Sonuna bir de kedi sesi koymuş bak. Kedi telefondan açıyor bak. Aa, gerçekten bu ne bu? Lolo, gelsene oğlum. Lolo yakalasana, korkuyor musun? Ya kucağına alacaksın, şuraya masaya getireceksin. Al. Dur. Sen ne yaptın lan? Dur ben alayım. Ya sizce böyle bir kediyi sana tutturmuyor, her gün seni bizim evde görüyor. Oğlum elini uzat bakayım bir, barışmış mı seninle? Sen şimdi kayıp mı oldun Lolo? Farz edin ki bu olay gerçek. Benim zaten canım gitmiş, benim çocuğum, evladım kaybolmuş. Ben bir de aranacağım, benim param gidecek. Yani ben canıma mı üzüleyim, parama mı üzüleyim? Burada hangisine üzüleyim? Kim konuşuyor ki benim? Biraz daha bekleyin, bakalım neler olacak. Arkadaşlar baktık telefon çalmıyor. Aa, ben başka bir şey dileyim ya. Alo, merhaba. Ben bu kayıp ilanı için aradım ama. Evet, buldunuz mu kediyi? Ben buldum şu an, kedi benim yanımda. İyi mi? Şu an iyi. Fotoğrafını gönderebilirim eğer isterseniz. Tamam, olur. Hiç öğrende buldunuz.
Adını biliyor, bir seslenir misiniz Lolo diye? Mama verdim, şu an mama yiyor. Tamam, bir gidip şey deyin. Emin olayım, bir sesini duyayım. Dur, heyecanlandım. Lolo, Lolo, Lolo deyin 3 kere. Ben isterseniz fotoğrafını göndereyim size direkt. Videosunu göndereyim ya da. Tamam, olur, olur. Tamam, ama ben nasıl güveneceğim? Nasıl güveneceğim? Beyefendi, ilanı ben astım. Kedi benim. Ama bunu bilemem. Niye ben böyle bir şey yapayım? Deniniz imanınız iban olmuş ya. Tamam, öyle yapalım, ben size göndereyim. Peki benim de size inanmam için kedinin yanına bir gidin. Ey Lolo, Lolo deyin. Bak ama başa ey eklemeyi unutmayın, cevap veriyor. Dur bekle. Bekleyeyim. Ey Lolo, Lolo. Hayır şey, ey Lolo, Lolo, Lolo 3 kere. Ey Lolo. Abi Lolo'yu 3 kere tekrar etmen lazım. Ey Lolo, Lolo, Lolo. Miyavlamadı. Miyavlıyor. Duydunuz mu? Abi duydum. Korkuyor mu peki, size yaklaşıyor mu, kendini sevdiriyor mu? Eğer bu aşamayı da geçerse ben inanacağım, direkt IBAN'ı da atacağım, geleceğim. Abi ne aşaması, ben sınavda mıyım, niye yalan söyleyeyim size? Benim kedim evet birazcık, hatta bayağı saldırgan evet, ama şey hoppidik 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 diye üstüne doğru gidin, o da sizin üstünüze hoppidik 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 yaparak geliyor. Abi hoppidik falan diyemem, ben kediye niye ben hoppidik diyeyim? Yani ben nereden bileceğim dolandırıcı olmadığınızı? Kedi sesi istedim, ben ağzımdan kedi sesi çıkartmıyorum, kedi sesi istedim, kedi sesini... Dolandırıcıya bak, beni dövüyor. Abi bir kere bir hoppidik 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 üstüne git, vahşiliği bitiyor. Komut mu veriyorum, gizli ajan mı bu abi, kedi bu, kedidir alt tarafı, miyav der ya. Abi kedi, bilmiyorum nasıl itmişsin bilmiyorum. Tabi hoppidik 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 de abi, üstüne o düzelecek abi bak. Kedini buldum diye sevinmen gerekiyor, sen benden dalga geçiyorsun. Ben şaka yapmıyorum gerçekten, bak Lolo eğitimli bir kedi, ben sen bir hoppidik 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 diye üstüne doğru git. Hoppidik hoppidik hoppidik. Uysallaştı mı? Çok çok uysallaştı. Çok sakinleşti şu an. Benim yerime öpsene bir tane, o da seni geri öpecek mi? Sen bana fotoğraf video göndermeden önce ben sana şey para mı atayım abi? Evet abi. Ne kadar atayım abi? Kedin değerli bir kedi, değerli kadar gönder. Tamam abi. Abi IBAN gönder hemen abi, tamam abi. Öyle 50 lira falan gönderme. Abi son kez bir daha bir hoppidikler misin abi, ne olur. Abi ben sana gönderiyorum, gönderdikten sonra ben sana yine hoppidiklerim. Peki kedimin sesini bir daha duyayım abi, 3 kere eyl ol 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 ol. Gitti, gitti, kedi gitti. Tamam gitti, abi gitti. Sen bakar olur abi, tamam kaçmasın. Tamam IBAN'a, abi tamam. Son kez bir hoppidik deseydin. Abi görüşürüz. Tamam abi. İban atmayacak bence, ben inanmıyorum. Her yerimi ısırdı ya. Ya kızacak ne var burada, alt tarafı bir kayıp ilanı verdik ya. Aha Oğuz, Oğuz, Oğuz. Kapıyı attım, oraya gitsin. Dur dur, açıyorum açıyorum ses. Alo. Abi iyi günler. İyi günler abi. Ben bu ilan için aramıştım ben ama. Evet abi. Kediyi ben buldum abi, kediniz bende. Nerede abi? Nerede buldun? Nasıl gitmiş ki oraya? Vallahi bilmiyorum, geçiyordur o sokak sokak. Bırakmışsın kediyi dışarı. Abi ben kediyi bırakmadım abi, kayboldu. Ben bırakırım, insan çocuğunu bırakır mı? Çocuklara bırakmam, çocuklara başıboş bırakmışsın demek ki. Kedi nasıl kaçtı? Camdan kaçmış abi. Tamam sen bana 20 bin lira versin, kedini alacağım o zaman. Vereceğim abi, sen bana kedimin fotoğraflarını gönder. Ben olduğuna inanayım abi. Abi kedim ben, çok duygu... Abi kedim ya. Abi yine ağlıyorsun abi, tamam. Abi kedi ya, benim oğlum, o benim canım abi ya. Ben o ustası ya, yapacağım abi. Beni de ağlatacağım, dur. Evet abi evet. 3 kişi kurbana girer buna, dana gibi bir şey. Benim kedim 5 aylıktı, küçük olması lazımdı. 5 aylık mı? Şişmiş mi acaba ki, ne oldu ki ona? Valla bunu senin kedin olduğuna emin misin ya? Sen bana bir 3-5 at da ben sana fotoğraf atayım. Benim kedim olduğuna emin olalım şimdi, sen dana gibi deyince ben bir şüpheye düştüm. Sen bir şey yapsan abi, ona çipet pet çipet pet çipet pet yapınca o tepki veriyordu. Bakıyor mu, baksana be abi. Sen bunu güzel yapmışsın, bu çamaşır bile yıkıyor. Dalga geçme abi, bir çipet pet de tepki veriyor. Benim kedim be, ama sen dana diyorsun, büyük diyorsun, benim kedi küçük. Adıyla seslenir misin bir abi, ben adını söyleyeyim sana. Adı neydi? Muharrem. Muharrem? Ya bu Muharrem değil de biraz Cavide benziyor ama ben sana bir fotoğraf atayım ya, olur mu? Tamam, sen seslen abi, o cevap verirse benim kedimdir. Öyle mi diyorsun? Muharrem, Muharrem, Muharrem yap, gelir abi o. Şimdi dur bakayım, şu Muharrem'i bir arayayım, evin içinde de kayboluyor ya. Sen seslen, o gelir abi, gelir işte, benim kedim o kayboluyor evin içinde de, hep kaybolur abi o, baksana. Benim baba kekeme abi, o Muharrem diye o öyle anladı abi. Allah Allah, senin konuşmada da bir aksaklık var gibi. Var abi, bir de heyecanlanınca öyle oluyor. Sen bir seslen abi, ben bir duyayım. Muharrem, yok yok baba gelmiyor bu ya.
Arkadaşlarımı çağırıyorsun ya. Buyurun. Ben sana WhatsApp'tan, sen bana şey, İvan'a ben sana paranı atayım abi. Senin isim neydi abi? Benim adım da Mahmut. Mahmut, tamam. Mahmut abi. Ben sana direkt kedini getiririm ben sana. Sen bana ne yapıyorsun? Abi ben sana niye IBAN atıyorum abi? Oğlum işte kedinin fotoğrafını mı göndereceğim? Abi vallahi sen bana niye, sen bana dedin ki sen bana IBAN at dedin abi. Senin de sen mi karıştı aklın abi? Tamam sen bana IBAN atacaksın. Yok yok ben sana IBAN atacağım ya. ben de onu dedim abi. Sen bizi de perişan ettin ya. Tamam bir miyav desin abi, miyavını bir duyayım. Ya şimdi kediyi arayayım bunu, ben sana miyav dedirsin, tamam mı? Tamam, telefonda bir desin abi, ben bilirim onun ses tonunu, bilirim miyavını. Neydi? Muharrem miydi? Muharrem, Muharrem, Muharrem. Abi miyavlasın abi. Abi Muharrem, Muharrem, Muharrem dersen miyavlar zaten. Tam alamadım abi, bir daha abi. Abi benim kedim bu abi. Tamam abi, sen bana atıp sen bana. Tamam abi, sen bana IBAN at abi, hadi bay bay. Hadi bay bay. Morum, morum. Arkadaşlar bu biraz daha sanki böyle hızlı dolandırmak isteyen bir abimizdi. IBAN gelsin, şimdi biz bunları engelleyelim mi tek tek? Ne yapacağız? Engelleyelim. Değil mi şimdi? Yani dolandırmayı, kedi için dolandırmayı göze alan insan bize neler yapmaz. Birader ben daha beklemek istemiyorum. Bak saat 15.08. Biz saat 12.55'ten beri, bak 12.55'te sen bu numarayı aramışsın Oğuz. Bizim hat kapanmış mı diye test etmek istedik de arkadaşlar şeyi çıkartmadan önce. Biz neredeyse 3.5 saattir burada oturduk bekliyoruz. Hadi buçuğu da dışarıdaki afişe gel. 3 saatte bu kadar kişi. Ben daha fazla bekliyorum, hatta bence gidelim ilanları sökelim. Yazık biri birini dolandırmasın. Hani birileri birini. Yani diyeceğim şu ki arkadaşlar, son olarak kedinize sahip çıkın. Kedinizi eğer kaybederseniz bilin ki paranız da gidiyor. Gidiyor yani. Karşıdaki kişi her şeyi yapabiliyor. Ama bu bir deşarj etti beni, bir mutlu etti. Ara sıra ben dolu kaybolmuş gibi afiş paylaşıp stres atabilirim ya. Ya da hiç afişi kaldırmayıp sokakta insanlar arasını aradıkça yani ben biraz daha keyfime bakayım derim ben. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi, buraya kadar gelmişsin bir abone olup yorum yapmayı unutmuyorsun. Sizleri öpüyorum. Önümüzdeki hafta bugün görmek istediğiniz video nedir? Yorumlarda en çok beğeni alanı çekiyoruz. İnşallah ekstrem bir şey olur. Çekmekte zorunda kalırız. Sizi öpüyorum. Allah'a emanet.